Ancak ailem Belçika'daydı. Babam 1960'lı yılda bir iki yılında Belçika'ya gelen bir maden işçisiydi. Kardeşlerim benden önce gelmişti. Ben de onları takip ettim. İzleyen sevgili seyirciler için Belçika Gazete Birliği, Medya Birliği'nden biraz bahseder misiniz? Evet. Şimdi Belçika'da 240 bin civarında insanımız yaşıyor. Onların hayatını kayıt altına almak, işte görüntülerle, fotoğraflarla, yazılarla onların hayatını yazmak, çizmek çok önemli. Eğer bu olmazsa tüm yaşananları geleceğe taşımak elbette zor olacak. Aşağı yukarı bir 40 yıllık mazisi var. Bu çeşitli şekillerde yapılıyor zaten. Fakat bu sektörde çalışan arkadaşlarımızın çeşitli zorlukları var. Maddi, manevi her alanda sıkıntıları var. Belli bir disiplin getirmek, gazetecilerimiz çalışmalarına katkı sunmak, onlar örgütlenerek farklı imkanlardan yararlanmalarını sağlamak, aynı zamanda kalitelerini yükseltmek düşüncesiyle 3 yıl önce başlattığımız bir fikri bu yıl tamamlamış olduk. Örgütlendi. Hüseyin Bey'in yanından ayrıldıktan sonra Belçika Türkçe Medya Birliği üyelerinden Brüksel Kornel'in kurucusu Kadir Duran'la çalışmaları hakkında bilgi almak için yanına gidiyoruz. Efendim, Brüksel Kornel ne zaman başladı etkinliklerine? Brüksel Kornel başka bir isimle başladı aslında. İlk isimleri Brüksel Notları olarak başlamıştı. Sonradan birkaç değişiklikle Brüksel Kornel oldu. Brüksel Kornel 2 senedir şu anda faaliyette. Ve siteler 2 sene, basın 5 ay. Yani Ocak'ta itibaren basın var. Peki efendim, Brüksel Kornel neler yapıyor çalışmalarında? Bize bundan bahseder misiniz? Yani ekip ruhunuzla çalışmalarınız nasıl oluyor? Ekip var. Yani bu ekibin içinde farklı farklı uzmanlar var. Bu uzmanlar hem farklı dallar dediğimiz gibi siyaset veya kültür, Belçika siyaseti, Türkiye siyaseti, farklı farklı gündemler. Peki efendim, gazeteniz dağıtımları hangi şehirler oluyor veya ne kadar sayıda dağıtım oluyor Belçika'da? Şu anda neredeyse bütün Belçika diyebilirim. Çalışmalar bütün Belçika'ya dağıtmak için çalışıyor tabii ki de. Efendim, ne kadar ziyaretçiniz var web sitenizde peki? Web sitesinde şu anda yani %100 bir cevap vermek zor olur tabii ki. Ama bence rakam olarak okunan yazılara göre günlük 5000 ziyaret olduğunu sanıyorum. Evet efendim. Gördüğünüz gibi çalışmalarınız hızlı bir şekilde ilerliyor ve başarınız günlerine devam ediyor. Belçika Brüksel'de isminiz Brüksel Kornel Magazin olarak ses getirmeye devam ediyor. Efendim, bu çalışmalarımızdan ötürü gençlerimize buradan bir çağrıda bulmak ister misiniz? Yeni işçiler almak ister misiniz? Veya eğitime katkıda bulunuyor musunuz firma olarak? Tabii ki gençlere kapımız açıktır zaten. Onlar için çalışıyoruz. Ve bütün gazeteci okulu yapan gençler bizden yani staj olarak bir şeyler öğrenmek istiyorlarsa bizle irtibata geçebilirler. Yani bunun için de sitemizde